Türkiye'nin birlik beraberlik noktası, BBN Türk ekranlarındasınız. Politikadan programı, bendeniz Fehmi Çalmak. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölümde nereyi konuşacağız? Altılı masanın en önemli siyasi partilerinden biri. Yani en önemli deyince değerli izleyicilerimiz de hep oy oranlarına göre bir değerlendirme yapabilir. Çünkü buna Ahmet Davutoğlu Bey itiraz etmişti. Saadet Partisi'ni konuşacağız. Saadet Partisi'nin içinde bir gelişme var. Gelişme şöyle, partinin içinde olup da partinin gidişatı, tavrı, altılı masadaki duruşuna ilişkin eleştiri getiren bir ekip. Bu ekip kendi ismine haymana mutabakatı diyor. Niye haymana mutabakatı diyor? Bu haymana mutabakatının içinde kimler var? Bunu haymana mutabakatının en yetkili ismiyle, biz fragmanlarda haymana mutabakatı sözcüsü diye verdik. Haymana mutabakatı yürütme kurulu başkanı Hasan Yaşar Bey. Hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Tabii Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker Bey ile araya aldık Hasan Bey'i. Şimdi karşılıklı bir sıkıştırma operasyonu başlıyor. Yok canım öyle deme abi. Evet. Sorular soruyoruz. Ya yani sonra der ki Hasan Bey ne oluyoruz? Bence sorularla keyifli bir sohbete döneceğiz. Bu nedir haymana mutabakatı? Yani Saadet Partisi'nin içinde hani diyor ya ne içindeyim hayatın ne büsbütün dışında. Saadet'in içinde mi? Saadet Partisi yönetimine muhalif mi? Nedir? Bize bir anlatır mısınız değerli izleyicilerimize? Öncelikle ben size ve size de çok teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiğiniz ve yapmış olduğumuz bu çalışmaları hem teşkilatlarımıza hem de kamuoyuyla paylaşma fırsatı verdiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Saadet Partisi ve Milli Görüş Hareketi 1969 yılından bu yana Türkiye'de aktif olarak siyaset sahnesinde var olan bir harekettir. Ve şu anda da Milli Görüş Hareketi'nin temsilcisi ve Milli Görüş Hareketi'nin partisi Saadet Partisi'dir. Ancak Milli Görüş Hareketi'ni kısaca eğer bir tarif edecek olursak... Yani Milli Görüş partilerinden biri demiyorsunuz. Milli Görüş'ün sahibi Saadet Partisi. Evet, Milli Görüş Hareketi'nin temsilcisi Saadet Partisi'dir. Yani diğer... Fatih Erbakan'ı nereye koyacağız? Yani o babasının oğlu rahmetli. Şöyle Erbakan Hoca son vefat etmeden Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak vefat etti. Ve Saadet Partisi de Milli Görüş Hareketi'nin temsilcisi olarak bize miras olarak bıraktı ve vefat etti Erbakan Hoca. Milli Görüş Hareketi'nin Erbakan Hocamız 1969 yılında çok değerli arkadaşlarıyla beraber kurarken onun Milli Görüş Hareketi'nin tanımını ve hedeflerini de bu ülkede yaparak harekete başlatmış oldu. Milli Görüş Hareketi'nin kısaca tarifine baktığımız zaman Milli Görüş Hareketi milletimizin kendi özü, ruhu ve ruh köküdür Milli Görüş Hareketi. Milli Görüş Hareketi bu ülke insanlığın inancıdır aynı zamanda. Ve Saadet Partisi'ni de bu Milli Görüş Hareketi'nin diğer partilerini de şu anda Saadet Partisi'nin de Milli Görüş Hareketi'nin temel esaslarına hizmet etmek amacıyla kurulmuştur Saadet Partisi ve bu Milli Görüş Hareketi'nin hedeflerini gerçekleştirmesi siyasi olarak hedeflemiştir Saadet Partisi. Ve bu Milli Görüş Hareketi'nin umdelerini de ortaya koyarken bunu çok geniş bir şekilde anlatabiliriz ama en önemli 3 tane maddesini ben size kısaca ifade edeyim. Bunlar nedir? Birincisi yaşanabilir bir Türkiye, yeniden bir büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefidir. Tamam, şimdi Saadet Partisi demek ki bu kadar iyi kuşatılmış. O zaman haymana mutabakatı niye ne çıktı? Ne gerek vardı? Şöyle, şimdi onlar... Hani zamanımızı iyi kullanalım, sorularımıza alınmayın Hasan Bey. Çünkü zamanı kullanarak biraz daha pratik cevaplar... Şöyle anlatayım. Saadet haymana mutabakatı şundan dolayı çıkmıştır. Biliyorsunuz Erbakan Hocamız 2011 yılında vefat etti ve şu anda Saadet Partimizi yöneten kadroların büyük bir kısmı da 2010 yılında Saadet Partisi'ni devraldılar ve 13 yıldır bu arkadaşlarımız bu partiyi yönetiyorlar. Bu partimizin Milli Görüş'ün hedefleri doğrultusunda bizim uzun zamandır parti içerisinde itiraz ettiğimiz bazı noktalar vardı.
Bunları yıllarca bu arkadaşlarımızla bir teşkilat adabı ve edebi içerisinde büyüklerimizle, küçüklerimizle teker teker bu teşkilat partinin çalışmalarının milli görüş hedefinden saptırıldığını tespit ettik ve milli partinin çalışmalarının zayıflığını ve parti çalışmalarının milli görüşün amaç ve hedeflerine hizmet etme konusundaki eksiklerini tespit ettik ve bunları başta büyüklerimiz Recai Bey, işte rahmetli Oğuzhan Bey, Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, partimizin başkanlık divanı üyeleriyle birçok grup farklı farklı zamanlarda bu büyüklerimize ve yönetici arkadaşlarımıza bu çalışmalar anlatıldı. Ancak öyle bir noktaya geldi ki partimizin, Saadet Partisi'nin, Milli Görüş Hareketi'nin o mukaddes mefkuresi bir noktaya geldi, artık şahsi ikbal haline döndü. Kim o şahsi ikbal? O şahsi ikbal şu anda Saadet Partisi'ni yöneten arkadaşlardır. Bunlar partiyi artık Milli Görüş Hareketleri'nin hedeflerini gerçekleştirmek için kurulan bir partiyi şahsi ikballeri doğrultusunda, siyasi istikballeri doğrultusunda artık partiyi yönetmeye başlayınca ve dediğim, biraz önce ifade etmiş olduğum gibi yapmış olduğumuz tüm itiraz ve ikazlara hiçbir şekilde cevap verilmeyip de bildiklerini okumaya devam edince biz de Milli Görüş'ün içerisinde Genel İdare Kurulu üyeleri, il başkanları, parti disiplin kurulundan arkadaşlarımız, parti müfettişleri artı Saadet Partisi Milli Görüş Hareketi'nin MİLKO dediğimiz sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık %70'inin de temsil edildiği 46 kişilik bir grubu biz Haymana 14 Ekim'de Haymana'da topladık. Adı bundan Haymana mutabakatı. Evet, Haymana'da bir otelde bu toplantı yaptığımız için topladık. Ama Haymana'nın artı parantez olarak bir özelliğini de söyleyeyim. Haymana Kurtuluş Savaşı'nda son kaledir Haymana. Haymana'nın adı son kaledir aslında. Düşman işgal kuvvetleri Haymana'ya kadar gelmişlerdir. Ve Haymana'dan sonra gidememişlerdir. Orada püskürtülmüştür. Sakarya Meydan Muharebesi ile beraber. O açıdan Haymana önemli bir yerdir. Şimdi sadece Hasan otel Bey, değildir. Turgay Bey bakıyor. Milli Görüş benim alanım olduğu senin, için. Yani şimdi, senin alanın, ama ben şunu sormak istedim. Bir gazeteci olarak. Yani tabii ki seçim sattı mahallindeyiz. 14 Mayıs seçim var. Yani artık Altılı Masa'nın da önemli adaylarından bir isim de, liderlerinden bir ismi de Temel Bey. Parti içerisinde böyle bir kazanı kaynatmak, bir muhalefet hareketi başlatmak ve siyasi ikbal dediğinizde kamuoyunun bu mutabakatın yansımalarını partiye dönük bir kaçış olarak da başka bir yere gidebilir. Zamanlaması çok ilginç değil mi? Yani niye şimdi düğmeye basıldı? Bak şimdi düğmeye basılmadı. Biraz önce de ifade ettiğim gibi bizim bugün partiyi yöneten arkadaşlar bu partiyi devraldıklarında Saadet Partisi %5 oyla devraldılar bu arkadaşlarımız bu partiyi. Bugün geldiğimiz noktada partimizin oyu 0.5'e düşmüş durumda. Parti sadece birkaç kişinin farklı partilerde milletvekili olmasına amaç hizmet edecek bir parti değildir. Bu partinin mefkuresi çok büyüktür. Bizim partimizin idealleri sadece her ne şekilde olursa olsun iktidara gelmek değildir. Erbakan hocamız çok önemli bir şey söylüyordu. Diyordu ki biz Anavatan Partisi gibi iktidara geleceksek gelmeye ne gerek var? Biz Doğru Yol Partisi gibi iktidara geleceksek gelmeye ne gerek var? Milli Görüş'ün bir amacı ve hedefi vardır. Milli Görüş iktidara geldiği zaman bunları gerçekleştirmesi lazım. 1974'te bunu yaptı. 1996'da bunları yaptı. Bugün 1974'te Milli Görüş Hareketi Partisi, o dönemin partisi, Milli Selamet Partisi iktidara geldiğinde vaat etmiş olduğu tüm hedefleri gerçekleştirmiştir. İmam hatipleri açmıştır. İmam hatiplerin üniversiteye girmesini sağlamıştır. İmamların kadroya geçmesini sağlamıştır. En önemli iki tane nokta, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olmasını sağlamıştır. Artık Kıbrıs'ın fethini gerçekleştirmiştir. Şimdi ama AK Parti de şimdi bir sürü imam hatip açtı. Bir sürü kadroya imam aldı. Yani aslında o düşünceyi şimdi AK Parti'de bazı politik eylemlerle de hayata geçiriyor. Ama o günün yani. o günün şartlarında, ki o gün şartlarla bugün şartlar aynı değildir. Milli Görüş her zaman için bu ülkede çığır açmıştır. 1974'te bir memur namaz kıldığı zaman, selam verdiği zaman tahkikata uğruyordu. Şimdi bugün amenna, bunlar yok. Şimdi Temel Bey geçen hafta sizin Öder'in bir toplantısı vardı Kozaklı'da. Aynı sizin dediğiniz gibi Milli Görüş tarihini, MSP'nin Erbakan Hoca'nın bu koalisyonda gücünü orada anlattı. Evet. Onu ben programın sonunda ya saklıyordum ama söyle. Şimdi siz dediniz ki Milli Görüş çok önemli parti.
Turgay Başkanım dedi ki altılı masanın en önemli figürü. Şimdi size bir video getireceğim, bir vetere. Milli Görüş'ün en önemli hatiplerinden birinin veteresi. Bu kişi Milli Görüş ismini Türkiye'de ilk defa kuran teşkilatların başında geliyor. Hasan Damar'ın bir konuşması var. Değerli yönetmenim, ilk vetereyi verebilirsek. Ben buradayım. Van'a kadar gittim. Diyarbakır'a kadar gittim. Türkiye'yi genelde dolaştım. Allah'a şükürler olsun. Şu anda Türkiye'nin en güçlü partisi Saadet Partisi. Bunu açık ve net söylüyorum. Çünkü anahtardır, anahtar. Ve Türkiye'yi ve İstanbul'u kaybettiren de Saadet Partisi'dir. Bunu bilsin herkes. Ve ben şunun için söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yoktur dediği zaman biz Esenler'de konuşma yapıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'un başkanı yoktur diyordu Saadet'in. 120 bin oy aldı bizim İstanbul Başkanımız, Büyükşehir Başkanı ve AK Partisi de 15 bin oyla seçimi kaybetti. Kaybettiren biziz ve kaybettireceğiz. Hiç başka şansları yoktur. Bu hareket anahtardır Allah'ın izni kerebiyle. Evet, diyor ki Hasan Damar bu parti anahtardır İstanbul seçimi. Şimdi çok iyi bir vazife görmüş, Saadet Partisi'ni anlatıyor. Ne dersiniz? Şimdi Hasan abinin ifade etmiş olduğu şeyler Saadet Partisi'nin bir anahtar olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yok. Saadet Milli Görüş Partisi'nin partiler her zaman bu ülkede anahtar ve önemli bir rol üstlenmişlerdir. Ancak bizim itirazımız bugünkü Saadet Partisi'nin oynamış olduğu roledir. Şüphesiz Milli Saadet Partisi bugün Milli Görüş'ün temel umdeleriyle politika yaparsa istediği yerde olabilir. Ama geldiğimiz noktada Altılı Masa'nın ilk bildirgesindeki genel başkanımızın da imzasının altında olduğu maddelere bizim itirazımız var. Orada mesela Avrupa Birliği normlarının kabulü diyor. Ben kendim 13 yıl boyunca Temel Bey'le beraber çalıştım dış ilişkilerde. Biz yıllarca bu Avrupa Birliği'nin yanlışlarını ve Avrupa Birliği'nin tehlikelerini tek tek anlattık bu ülkede. Şimdi geldiğimiz noktada bizim şimdi bugüne kadar reddettiğimiz ve kabul etmediğimiz Saadet Partisi olarak Avrupa Birliği'ni reddettik biz bu ülkede. Ve reddeden tek hareket de biziz. Gelinen noktada biz bu normları nasıl kabul edeceğiz peki? Bu normların devamı var çünkü. Tamam, Avrupa Birliği değerlerine itirazınız var. İki, bu şu ekonomik olarak faizci ve faizci politikalara biz karşıyız. Milli Görüş bu ülkenin yaşanabilir bir Türkiye'nin ikinci maddesi bu ülkede borç batağına, faiz ve borç batağına batmış ülkeyi özgürleştirerek bağımsız, adil bir ekonomik düzen kurmak istiyoruz. Bu Altılı Masa'nın şu anda hedeflerinin arasında bu yok. Bakın, bu Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak lanse edilen kişi Avrupa'nın başkentlerini gitti, gezdi ve dolaştı. Tek bir tane vaadi vardır, o da daha fazla borç bulacağım diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyor. Evet, daha fazla borç bulacağım diyor. Aynı bataklık şu anda mevcut iktidarla bunların Altılı Masa'nın önerdikleri arasında ekonomik olarak hangi politik fark var? Hangi ekonomik farklı bir model önerebiliyorlar şu anda? Her ikisi aynı şeyi öneriyor aslında, ama şu anda Altılı Masa'nın adayları diyorlar ki bizim Avrupa'da kredibilitemiz çok fazla, biz daha fazla borç alırız diyorlar. Biz buna geçmişte derviş modeli diyorduk. Borç, faiz, borç modeli diyorduk. Bu model Milli Görüş'ün yıllardır reddetmiş olduğu bir model. Milli Görüş bu ülkede iktidar olduğu zaman denk bütçe uyguladı. Hem de borç ve faiz almadan uyguladı. Şimdi İzninizle. Refah yola gitmek lazım Sayın Erbakan'ın, rahmetlinin, o günkü o süreç, o şeyler. Şimdi sizin söylediğiniz her şey evet, ama seçim saptı mahalli. Hani daha da devam ediyor, maddeyi sıralıyor galiba. Peki, buyurun o zaman, pardon. Var mı üçüncü? Ekonomik modeli dediniz, tamam. Artı dış politika ve diğer bir konu, Milli Görüş'ün temel umdesi olan ve mottosu olan önce ahlak ve maneviyat meselesi var. Bizim yaşanabilir bir Türkiye'deki bir numaralı maddemiz önce ahlak ve maneviyattır. Şimdi geldik İstanbul Sözleşmesi. Anayasa Değişikliği 41. madde. Biliyorsun Saadet Partisi'nin mecliste bir milletvekili doğru var. Anayasa Değişikliği'ne imza verdi. Ama burada Altılı Masa'yla tamamen ayrılan
Bir duruş var. Bir mantık var. Tabii. Saadet Partisi ama mesela ona da masa da Saadet Partisi'ne bu konuda tepki göstermiyor. Aslında kendi değerlerini de saygı duyarak gidiyor. Ama bakın şöyle bir nokta var. Biz daha önceki iktidarlarda iktidar koalisyon protokolüne uygun olmayan bir hareket olduğu zaman Milli Görüş Partileri koalisyona çekilmiştir. 1974 Ecevit CHP MSP koalisyonunda Ecevit'in protokol koalisyon protokolüne uymayarak Erbakan Hoca'ya vekaleti bırakmaması sonucu Erbakan Hoca o koalisyonu bozmuştur. Ancak şu anda mesela bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dört tane genel başkan dedi ki, biri dedi ki ben çayım gelmeden ben imzalayacağım. Diğeri dedi ki hemen imzalayacağım. Ve iki tanesi dedi ki hiç fırsat kaçırmadan imzalayacağız dediler. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bir, ikincisi bu İstanbul Sözleşmesi'nin içerisinde LGBT var. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı televizyonda dedi ki LGBT Türk aile hukuk kültürüne aykırı değildir dedi. Şimdi Saadet Partisi sırf masa dağılmasın diye şu anda susuyor. Biz Saadet Partisi olarak bugüne kadar bizim temel bir meselemiz vardı. Erbakan Hoca ortaya koymuştu bunu. Hayran motor şerre fren olacağız diyor. Adam bugün bunu açıkça söylüyor. Ben gelince LGBT'yi ve İstanbul Sözleşmeyi hakim kılacağım diyor. Biz susuyoruz. Neden? Çünkü masa dağılmasın diyor. Bir başka konu daha var. Temel Bey, Kılıçdaroğlu'nu devrimci baba yiğit olarak nitelendirdi ve şu anda masada şeyin Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını en fazla hararetle konuşan, destekleyen Sayın Karamollaoğlu. İşte biz de karşı başka çıktığımız için buna bu Haymana mutabakatı olarak toplandık arkadaşlarımızla yani beraber. Yani siz şunu mu diyorsunuz Hülasen, zamanı iyi kullanalım. Diyorsunuz ki Saadet Partisi'nin gidişatı gidişat değil, altılı masada bir durum tespiti yapalım. Kılıçdaroğlu'na kesinlikle oy vermeyiz mi diyorsunuz? Biz altılı masada Temel Bey'in dışındaki hiçbir adaya oy vermeyiz. Çünkü Temel Bey'in adaylığı nereden çıktı şimdi? Temel Bey'in dışında, Temel Bey aday, biz en niyetli bir siyasi partinin genel başkanı. Ama altın masa içerisinde herkesin cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Temel Bey aday olabilir. O da olabilirse tüm milli görüşçüler de Temel Bey'e oy verirler. Ama Temel Bey'in dışındaki hiçbir aday biraz önce saymış olduğum nedenlerden dolayı milli görüşü temsil edemez. Bakın şu anda altılı masanın cumhurbaşkanı kriterlerine bakın şudur. Bir, Erdoğan'ı devirecek aday. İki, en fazla oy alacak aday. Dört, herkesin beğeneceği aday. Bunlar Milli Görüş'ün kriterleri değildir ki. Eğer Milli Görüş'ün kriterleri bunlar olsaydı biz zaten Temel AK Parti'yle beraber devam ederdik. Temel Bey daha yüksek oy alır mı? Alır, niye almasın? Niye almasın? Alabilir. Temel Bey'in eğitimi olarak, kapasite olarak oradaki genel başkanlarının hangisinden daha eksiği var? Ama kim aday gösterecek Temel Bey? Geçen sefer Temel Bey adaydı, hatırlarsınız, Cumhurbaşkanı adayı. 100 bin imzayı teşkilatlarınız toplayamadı. 60 bini Saadet topladı, 40 bini CHP'den ikram ettiniz. Bakın şu anda altılı masanın adayı olacak ama. Evet. Saadet Partisi'nin değil. Saadet Partisi, bizim aslında daha çok umduğumuz şey şu. Temel Bey bizim kendi adayımız olsun. Biz 100 bin imzayla toplarız. Ondan sonra Temel Bey'i de aday yaparız. Buradan açık çek veriyor. Haymana mutabakat. Biz bunu zaten mutabakatımızda da açıkladık. Evet, Temel Bey genel başkanı. Mutabakatınızın metni bununla evet, genel başkanımız aday olsun dedik. Ama masada en güçlü aday Kemal Bey görünüyor. Yani araştırmalar da bu yönde. Milli görüşün felsefesi şu değildir. Biraz önce ifade ettim. Ne olursa olsun kazanacak aday değildir. Bizim değerlerimize hizmet edecek olan adaydır. Bizim bu ülkede bir idealimiz, bir hedefimiz var. Biz yarım asırdır bu ülkede çalışıyoruz ki kendi hedeflerimiz ve ideallerimizi iktidar yapalım. Ya derse biz AK Parti'ye niye karşı çıktık? Bundan önceki dönemlerde Milli Görüş neden bölündü? Bu sebeplerden dolayı bölündü. Ya derse önemli olan kazanmaksa nasıl olsa birinin arkasına giderdik. Şimdi biz de kazanırdık. Bölünme derken siz partiyi terk etmediniz. Partinin içindesiniz. İstifa etmeyi ayrı bir partileşme gibi bir şeyinizi eğer olmadı. Sonuca gidilmezse ne olacak? Hayır, mesela merak ettiğiniz. Hani siz genel başkan adayı bile çıkartmadınız son kongrede. Şöyle biz aslında Haymana mutabakatı olarak 30 Kasım seçimi kongresten önce tüm listelerimizi hazırladık. Genel başkan adayımız da belliydi. Listelerimiz de hazırdı. Ancak ortam çok gergindi ve teşkilatlarımız içerisinde ciddi bir bölünme olacaktı. Daha önceki bölünmeleri ve problemleri de göz önüne alarak biz feragat ettik ve aday çıkarmadık. Ama biz o dönemde de genel başkana bu yanlışları ifade ettik. Kendisi de bu kongrede bunları düzelteceğini, parti içindeki sorunları düzelteceğini arkadaşlarımıza ifade etti kendisi. Yani ama hiçbiri değişmedi. 30 Kasım'dan bu yana bir ilerleme, bir gelişme yok mu diyorsun? Daha kötü oldu şu anda parti. Şimdi
biraz bir veteremiz daha var. Önemli bir konuya daha girelim. Değerli yönetmenim, ikinci videoyu verip bir de stüdyonun sesini açarsak video ile ilgili. Aziz kardeşlerim, cümleten selamun aleyküm. Malumunuz ki Türkiye olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Elbette ki yanlışlarımız vardır. Bir sürü sıkıntılara maruz kalmıştır ülkemiz. Ama Türkiye'de yapılan bazı güzellikler de vardır. Bunları da görmemiz lazım. Ağır sanayi gibi, Ayasofya'nın açılması gibi, başörtü meselesinin gündemden kalkması gibi, buna benzer bazı güzellikler de vardır. Bütün bunların yok olmaması için biz Müslümanlar olarak Türkiye'deki yapılacak olan bu seçimde Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklemeliyiz. Çünkü ben 83 yaşındayım. Ömrümü bu davaya verdim. Bu bakımdan yanlışlara yanlış dedim. Doğrulara da doğru söylemek mecburiyetindeyim. Bu münasebetle sizlerden ricam, bütün kardeşlerimizin bu seçim olağanüstü seçim olduğu için mutlak surette Cumhurbaşkanı'nı desteklemeliyiz. Biraz önce hararette AK Parti'ye İstanbul seçimlerini kaybettiren Saadet Partisi'nin hatibi çok önemli bir rahatsızlık geçirdi. Allah geçmiş acil olsun. Şifalar Aynen. versin. Rahatsızlığı ciddi, yeni hastaneden çıktı. Son videosu. Evet. Şimdi siz diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu olmaz. Bir aday daha var şu anda. Hani şu anda mevcut adaylar ve arasında. Ve ilan edilmiş aday. Ve ilan edilmiş ve diyor ki Müslüman olarak kazandıklarımızı kaybetmemeliyiz. Hasan Damar Bey diyor ki Recep Tayyip Erdoğan'ı o istiyor. Haymana mutabakatı Kemal Kılıçdaroğlu değil, Temel Bey aday olmazsa Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklenmesi konusunda Saadet yönetimine bir çağrı yapar mı? Bu konuda düşünceniz var mı? Şimdi öncelikle Hasan abinin ifade etmiş olduğu üç tane mesele var ki bunlar çok önemlidir. Bir Ayasofya, evet. İki başörtü, üç savunma sanayi. Bu savunma sanayi, bu üç mesele de milli görüşün temel umdeleridir. Yıllardır bu ülkede zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak deyip de her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'u fethi programı yapan kuruluş milli görüştür bu. Abi. Bu Ayasofya'yı açtıran milli görüştür bir. Milli görüşün sebep olduğu bir önemli bir olaydır bu. İkincisi başörtüsü meselesi yıllardır bu ülkede milli görüşçüler bunu her platformda dile getirdiler ve bugün eğer çözülmüşse bu da milli görüşün başarısıdır. Bu da iki. Savunma sanayi ile ilgili özellikle burada ifade etmek isterim. Yani Sayın Ali Babacan'ın da çok talihsiz bir açıklaması oldu savunma sanayisi ile ilgili. Bunlar tamamen Erbakan Hoca'nın yıllardır ortaya koymuş olduğu temel meselelerdir ve gösterdiği hedeflerdir. Bunlar gerçekleşmiştir ve bunlar sivil olarak gerçekleşmiştir. Veyahut da hükümet yardım etmiştir. Bunlar ayrı mesele. Ama en nihayetinde gerçekleşmiştir. Bu kazanımların hepsini doğru buluyoruz ve sahip çıkıyoruz. Biz. İstanbul Sözleşmesi'ni de iptal etti Cumhurbaşkanı. Onu da Saadet Partisi'nin baskısıyla iptal ettiler. Saadet yani, Partisi yıllarca gündem... Saadet Partisi 10 yıl boyunca her platformda İstanbul Sözleşmesi'nin bir yanlış olduğunu ifade etti. En nihayetinde bu kamuoyuyla Cumhurbaşkanı bunu İzleyiciler soruyor. Temel Bey, Tayyip Bey'i Sayın Cumhurbaşkanımızı milli görüşçü görmüyor da hani Hasan Bey de mi görmüyor diye soruyorlar. Onu Cumhurbaşkanı'na sormak lazım. Kendi milli görüşü görüyor mu görmüyor mu ayrı mesele. Hani ama daha, bizim, daha ne yapsın bizim, milli görüş adına? Hani deyiyorsunuz hep bizim şeylerimiz. Bizim söylediğimiz şey şu. Ben Temel Bey milli görüşü değil demedim. Temel Bey Hayır, Temel şu Bey anda, için demiyorum. Evet Temel Bey şu anda partinin Sayın politikalarını. Sayın Erdoğan için soruyorsun değil mi? Evet evet. Yani Sayın Erdoğan milli, en niyetine geçmişte milli görüşe hizmet etmiş bir insandır. Milli görüşün içerisinde yetişmiştir. Ama bugün milli görüşü olup olmadığını kendisine sormak lazım. Onu ben... Hasan Bey ama... diyor ya kazanımlar bunlar çok evet. önemlidir. Evet. Başka bir şey hatırlatalım. Hı. Aynı Sayın Cumhurbaşkanı rahmetli Ozhan Bey'in evine ziyarete gitmedi mi? Yani o da o noktada hala parti büyüklerine saygısı olan bir insan. Yani onu da görüyoruz. Hani çok uzak değil. Şüphesiz bu... Ama şunu merak ediyorum. Altılı masa Kemal Bey'i çıkardı. Evet. Böyle bir siyasi. Çünkü şu anda buna yönelik bir gidişat var. Siz Saadet Partisi'nin Haymana mutabakatını imzalayanlar, kendi içinizdeki taban arkadaşlar, diğerleri, burada özgür olarak AK Parti'ye mi oy vereceksiniz? Yoksa Saadet Partisi'nin imza attığı bir deklarasyonda Sayın Kılıçdaroğlu'na mı? Bir kere, mesela yolunuz nasıl gidecek sandığa? O soruya gelmeden önce şöyle bir açıklama da yapayım. Şimdi biz Haymana mutabakatı olarak acaba Saadet Partisi'nin ne kadarını temsil ettiğimiz de önemli.
Bununla ilgili Profesör Mustafa Aydın Bey'in yapmış olduğu bir araştırma var. Bu araştırmada elimde diyor ki Sayın Mustafa Aydın, Saadet Partisi seçmeninin %66.7 bu altılı ittifaka oy vermeyecek. %11'i oy kullanamam diyor, kullanmayacağım diyor. %22'si ise genel merkezin alacağı karara uyup Millet İttifakı'na oy vereceğini ifade ediyor. Kaç kişi üzerinde yapıldı bu? Onu ben detaylarını... Hayır, yani çünkü 11-67 falan deyince yüksek rakam. Tabii çok yüksek. Çünkü Saadet Ciddi Partisi, bir rakam bu. Çünkü Saadet Partisi'nin sosyolojisi, Saadet Partisi'nin tabanı zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilecek bir taban değildir. Hayır, bir de sağda lazım. Solda emanet oyları var Saadet Partisi'nin. Yani şöyle, bundan bir yaklaşık 7-8 yıl önce AK Parti içerisinde yapılmış bir ankette AK Parti içerisindeki seçmenin %23'ü ben Saadet Partiliyim diyordu zaten. Ama bugün Saadet Partisi'nin altılı masa ittifakına girdiğinden bu yana bunların önünü tamamen kesmiştir. Artık AK Parti'den ve diğer partilerden memnun olmamış. Bugün birçok partide milli görüşçü var. Ve tekrar Saadet Partisi'ne dönmek isteyen seçmenin önünü kesmiştir bu altılı masa şu anda. O açıdan o seçmenimiz şu anda tekrar bize gelmiyor. Biz o seçmenimizi kaybettik. Yeniden Refah'a gidiyor. Fatih Erbakan'ın partisi. Bir de öyle bir şey var, doğru. Yeniden Refah'a da gidebilir ama şu anda en nihayetinde yeniden Refah'ın da oyu ortada yani. Orada %23'lük bir oy şu anda ne bizde ne de yeniden Refah'da. Hasan Bey, kitabın ortasından Saadet yönetimine diyorsunuz ki kendinize çeki düzen verin. Eğer böyle gidersek duvara tostlarız mı diyorsunuz? Yani nedir bu? Bir biz de şundan kimi çok, destekleyecekler? Hasan Bey söylemedi onu. Biz şu endişeyi yaşıyoruz. Bugün Saadet Partisi bu politikalarla milli görüşle kendi arasında bir mesafe koyuyor. Bunu çok net söylüyorum. Milli görüşün temel esaslarıyla kendi arasında bir mesafe koyuyor. Milli görüşün temel esasları böyle gelişi güzel, politik, güncel meselelerden dolayı ortaya çıkmış olan meseleler değil. Bunlar bizim inancımızı temsil eden meselelerdir. Önce ahlak ve maneviyat meselesi bizim için en önemli meseledir. Bu Saadet Partisi altılı ittifakın içine girdiği için önce ahlak ve maneviyatı değiştirdi, önce ahlak ve istişareye çevirdi. Bu maneviyatsız bir istişare, maneviyatsız bir ahlak biz kabul etmiyoruz. Bunun zaten faydası da yok. O açıdan biz Saadet Partisi'nin milli görüşün temel esaslarından uzaklaşmasından korkuyoruz. Asıl bizim en büyük endişemiz bu şu anda. Şimdi 4 tane bildiri yayınladınız. Dediniz ki 30 Kasım'dan bu yana Saadet yönetimi ciddiye almadı. Tamam. Şimdi seçimler geliyor. Yarın İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 11. 12 Şubat'ta da Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 12. toplantısı yapacaklar. Bir sene oldu altılı masa. Şimdi hayvanan bu tabakatı ne yapacak? Saadet seçimlerde ne yapacak? Siz bu durumda Temel Bey de ben Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını destekliyorum dediği zaman hayvanan bu tabakatı sandığa gitmeyecek mi? Giderse Tayyip Bey'e mi oy vereceksiniz? Şöyle efendim, tabii ki bu altılı masanın yapmış olduğu işte bir yılı aşkındır yapmış olduğu toplantılarda aslında çok kısa bir şekilde bir şeye değinmek istiyorum. Şu andaki en çok gündemde olan şey, altılı masanın gündeme getirdiği şey, bir geçiş sürecinden bahsediliyor. Bu geçiş süreci çok tehlikeli bir laftır. Bu geçiş sürecini ben duyunca aklıma Irak geliyor, Libya geliyor, Suriye geliyor, Mısır geliyor. Neyin geçiş sürecini yapıyoruz biz? Rejim mi değişti bu ülkede? Devleti mi devraldınız? Ne oluyor bu ülkede de? Neyin geçiş süreci? Başkanlık bu sisteminden çıkıp parlamenter sistem için bu çok tehlikeli bir şeydir. Yani daha önce bu ülkede parlamenter sistem vardı. Başkanlık sistemine geçildi. Neyin geçiş süreci yapıldı? Devletin kurumları toplandı. Ona göre bir dizayn yapıldı ve geçiş sürecine geçildi. Ama bitti. Tek parti dönemiyle altı partili bir koalisyonun anlaşması kolay bir şey değil. Biz burada yani geçiş süreci... Bunu deyince... Kemal Derviş'in Yugoslavya'dan dağılma sürecinde IMF adına yaptığı Yugoslavya'daki görevdeki süreç hemen aklıma geldi. Yani Hasan Bey'in bu konuda böyle bir şeyini hemen altını çiziverdi. O zaman Hasan Bey şunu söylüyor. Buyurun. Başkanlık sistemi devam etmeli. Tabii biz başkanlık sistemi devam etsin istiyoruz. O zaman Tayyip Bey'e oy vereceksiniz. Hayır, görünen hayır o. Değil. Şu ne dersin Fehmi abi? Başkanlık sisteminin şu andaki durumuna da karşıyız biz. Yani burada başkanlık sisteminin yanlışları hatırlayabilir. Abi siz maşallah çarşıyı geçmişsiniz. Hani çarşı her şeye karşı gibi hayır, değil. Bir durum oldu. Ama biz sonuçta yanlışları tespit ettik. Biz burada önerilerimiz de var. Burada başkanlık sisteminin şu andaki sistem şöyle düşünün yani. Bir tane imzayla hem Mardin Midyat ilçesinin spor gençlik il müdürünü de atıyorsunuz.
Kuala Lumpur Büyükelçisi'ni de atıyorsunuz, müsteşarı da atıyorsunuz, bakanı da atıyorsunuz. Ondan sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı aynı imzayı atıyorsunuz. Bu bir sistem, yanlış bir sistem. Bu kontrol edilemez bir sistem. Hasan Bey, sistem. Allah biz, aşkına biz hepsi ki, resmi gazetede fıkraları var, hepsi de fasılları var. Ama yani yanlış böyle olan bir sistem. Biz diyoruz ki bu sistem daha kontrol edilebilir. Kuvvetler ayrılığının olduğu, daha denetlenebilir. Bir nizama dönüştürebilir ki Milli Görüş Hareketi zaten 1973'ten bu yana başkanlık sistemini teklif etmiş bir harekettir. O açıdan bu başkanlık sistemiyle devam eder ama yanlışları düzeltilir, ona göre devam ettirilebilir. Tekrar parlamenter sisteme dönmek, yani Türkiye Cumhuriyeti 80 yılda parlamenter sistemi ne elde etti? Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter döneminde çok mu istikrarlı bir iktidar ve çok mu istikrarlı bir yönetimi vardı? Yani bizim ekonomimiz parlamenter sistemde çok mu uluslararası büyük ekonomilerin içine girdi de başkanlık sistemi gelince geriledi? Bu tamamen bir zihniyet yönetim meselesidir. Bunlar düzeltilebilir şeylerdir. Türkiye yeni bir kaosa sürüklemeye, yeni bir geçiş süreci, geçiş düzeni, yani Irak'ta geçiş dönemlerini gördük. Suriye'de gördük. Hala daha rezil bir durumda duruyor ortada. Yani sizin partide şu anda aktif bir görevinizin olmadığı, bir partiyi temsilen konuşmadığınızı biliyorum da, hani bu Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın hiç mi bir tutar tarafı yok? Hani biz niye bunu söylüyoruz? Ya Tayyip Bey iyi de böyle böyle hatası var, buraları düzeltirse bizim oy verme imkanımız olabilir mi diyorsunuz? Yoksa tamamen anladım mi şey yapıyorsunuz? Hani hiç mi tutar dalı yok Cumhurbaşkanı? Bakın biraz önce anladım. Yani biraz Hasan Bey'in yorumundan şunu çıkardım ben. Eğer Saadet Partisi'nin yönetim katı bu noktada bir hareket etmeyecekse ve Kemal Bey'in deklarasyon olarak adaylığına imza atacaksa, bizim yol haritamız Sayın Erdoğan diye. Ben öyle yorumluyorum. Biz, yani biz öyle demiyoruz. Hayır, onu daha söylemedik. Biz şunu ifade ettik. Biz başlık ettik istiyoruz abi. Biz şunu ifade ettik. Yani biraz önce dedin Sayın Erdoğan hiç mi iyi yaptı bir şey yok. Biraz ifade ettim. Ayasofya çok önemliydi. İşte başörtüsü önemliydi. Savunma sanayisi önemliydi. Ama biz Haymana Mutabakat Heyeti olarak burada deklare ettiğimiz gibi, eğer bizim genel başkanımız bu seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmasa, tekrar heyeti toplayıp bu seçimlerde nasıl bir karar alacağımızı açıklayacağız. Beşinci toplantı daha mı geliyor? Tabii, daha toplantılarımız devam edecek. Şimdi bir şey soracağım. Sizin çok dinamik bir gençlik teşkilatınız var. Ben bunu bütün ekranlarda söylüyorum. Hani bazı siyasi partilerin gençlik teşkilatları bana çok kızıyor. Ben bunu niye çok önceliyorum? Bir yapı kurdu. Rahmetli Oğuzhan Bey'in bu konuda ağırlığı çok fazla. Halen şuur toplantıları yapıyorlar. Aktif siyasette çok yer almıyorlar. Kendi içinde eğitim, öğretim, kültür hayatı ve Anadolu Gençlik Derneği'nden bahsediyorum. İnanılmaz dinamik bir yapı. Şimdi ne 30 Kasım'daki kongrede, ne sizin Haymana mutabakatınız içinde bunun gibi STK'lardan bahsettiniz de, bu STK'lar var mı? Onların öngörüsü, bir gelecek kaygısı, Saadet yönetimine ilişkin bir endişeleri var mı onların da? Bakın, ben aslında ifade ettim. Bizim Haymana'da yapmış olduğumuz toplantıda MİLKO kuruluşları dediğimiz milli görüşçü kuruluşların %70'i genel başkanlık düzeyinde temsil edildi orada. Biz bunları açıklamıyoruz. Açıklamamızın sebebi şu: bizim daha bu arkadaşlarla oturup konuşabilecek zamanımız var. Biz bunları düzeltebileceğimize inanıyoruz. Bunlar tamamen fotoğrafları çekildi, hepsi de imzasını attı. Günü geldiği zaman da biz bunların hepsini deklare ederiz zaten. Burada herhangi bir şeyden korktuğumuz için değil. Ama biz istiyoruz ki bu deklarasyonlarla partinin mevcut gidişatına dur diyelim ve biz bu partimizi milli görüşün temel esaslarına hizmet eder hale getirelim. Ya da işte milli görüş, yani bu çalışmalarımız, hatırlayın Sayın Ozan Asültürk Bey vefat etmeden önce 53 tane tweet attı. Bu attığı tweetlerin tamamı şu anda bizim taşıdığımız endişelerle aynı oranda o tweetler attı. Yani sizin Haymana mutabakatının temeli Oğuzhan Bey'in tweetleri midir? Hayır, şunu demek istiyorum. Parti içerisindeki rahatsızlık ve mücadele kongre için ortaya çıkmış olan bir şey değildir. Biz bir koltuk mücadelesi yapmıyoruz bu arkadaşlarımızla. Biz diyoruz ki partinin kendi yörüngesinde ve milli görüşün temel umdelerinden uzaklaşıyor diyoruz. Bunu daha önce Ozan Bey, hayatta kendimiz Ozan Bey'e de ifade ettik. Recai Bey'e de ifade ettik. Temel Bey'in kendisine de ifade ettik. Ozan Bey de o zaman, biz bunları tamamen teşkilat adabı ve edebi içerisinde bunu gizli olarak yürütüyorduk. Evet, Ozan Bey en nihayetinde o da bizim gibi düşünüyordu ki bu tweetleri attı ve bu rahatsızlığını dile getirmiş oldu. Hani ben Ozan Bey'in bana efendim vasiyet mi, emir mi dedim. Emirse emir, vasiyetse vasiyet dedi. Yani bunu şimdi ekranda söyleyip de bir ala, çünkü bana inanılmaz
yazılar geliyor, sen yandaş mısın filan diye. Şimdi değerli izleyiciler şunu söyleyeyim. Yandaş ve yoldaş kelimelerinin ne mana geldiğini bilirim. Ben hiçbir zaman emperyalizme yandaş olmadım. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yoldaşıyım, ondan yandaşım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bağlıyım. Ne olursa olsun bundan vazgeçme mümkün değil. Eğer yandaşlık işi Türkiye'nin bağımsızlık hareketini desteklemezse, evet ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yandaşıyım. Benim AK Parti konusundaki düşüncelerimi, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı konusundaki düşüncelerimi beni okuyanlar herkes bilir. Hani bize tweet atarak yandaş yoldaş diyerek bizi belli mahfillerin sözleriyle yadırgamaya çalışırsanız o kategorilerin hepsi deprem gibi alt üst olur. Hani onu da belirtelim. Burada söylemek istediğimiz bir nokta var. Biz Haymana mutabakatını önemsiyoruz. Niye önemsiyoruz? Türkiye'de fikir hürriyeti bakımından en bağımsız bir şey. Genel başkana kalk yerine biz oturalım demiyorlar. Diyorlar ki kendinizi düzeltin. Bir parti içi demokratik yöntem. Bunu anlamlı buluyoruz. Biraz önce nasıl Milli Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Remzi Çayır parti içi demokrasiden bahsettiyse bu da parti içi demokrasidir. Bir de rahatsızlık evet, görüyorlarsa bence gayet medeni ve gerçekten siyasi partiler adına da toplumsal evet. bir güç. Ama 5. mutabakata gidiyor, 5. deklarasyona gidiyor. Ortada değişen bir şey yok. En sonunda bize gidiyoruz ceketimizi alıp çıkıyor muyuz diyeceksiniz. Yoksa kalıp parti için mücadele mi devam edecek? Hayır, yeni bir partileşerek mi, Saadet'ten yeni bir doğuş mu olacak? Şöyle, biz Saadet Partisi ile yollarımızı ayırmayacağız. Biz Saadet Partisi'nin içerisinde bu mücadeleyi vereceğiz. Ve Saadet Partisi'nin milli görüşün temel esaslarına hizmet etmesini sağlayacağız. Bizim şu anda hiçbir arkadaşımızın böyle bir ajandası yoktur. Hiç Haymana mutabakat heyetinin de böyle gizli bir ajandası yoktur. Biz bu çalışmalar yaparken biz Haymana'da toplantısını yapmadan önce de Temel Bey'in haberi vardı. Yaptıktan sonra da haberi vardı. Tüm bu toplantılardan kendilerine haberleri vardı. Ben kendim Recep Bey'e bu konuda ilgili bilgi verdim. Toplantıdan önce de verdim, toplantıda sonra da verdim. Bunlar kamuoyunun önünde tartışılmamış ama parti içerisinde orada katılanların da kim olduğunu herkes biliyor. Bunların amacını da hepsi biliyor. Bunlar dediğim gibi 5-6 yıl yüz yüze istişare ederek konuşulmuş, halledilmemiş ve sonunda bu noktaya gelinmiştir. Bu toplantılara katılan arkadaşlarımızın Türkiye'nin her tarafından insanlar var. Türkiye'nin her tarafından rahatsızlıklar vardı. Bak mesela Saadet Partisi'nin geçen senelerde almış olduğu bir karar vardı. 40 tane il başkanını değiştirmek istedi. 4 tanesini değiştiremedi kongreyle. Sadece bir tanesi değişti. Nasıl biliyor musunuz? Tuttu mesela Elazığ'ın çok önemli bir eşrafı olan, çok değerli bir insan olan İbrahim Hacı Bekiroğlu diye bizim bir il başkanımız vardı. İl başkanı kendisinin görevde alındığını gazetelerden öğrendi. Ve genel başkanından da bunun haberi yoktu. Ondan sonra yine aynı şekilde Adana'da tutula yine aynı şekilde devam etti. Bak bugüne kadar Elazığ kaç sefer kongre kararı aldı. Hala genel merkez Elazığ'da kongre yapamıyor. Hala atan seçime gidiyoruz biz. Atanmış il başkanı şu anda hala var Elazığ'da. Adana'da yaptılar ve Adana'da genel merkez kongreyi kaybetti. Evet. Turgay Başkan'a minnet ettiğim müddetçe bu stüdyoda misafirim olacak ve topladığımız, davet ettiğimiz bütün siyasi partilerin genel başkanlarına ve temsilcilerine şunu soracağız. 14 Mayıs'ta bulunduğunuz ittifak başarılamadı. Yani bu hem Millet İttifakı hem Saadet şeyle ilgili. Cumhur Sen İttifakı niye masa, ilgili. Altılı masa kazanamayacak öngörüsünü ortaya koyuyorsun? Hayır. Ya Cumhur İttifakı'na da diyorum. Millet İttifakı. Aynen öyle. Tamam, 14 Mayıs'tan sonra kazanamadı. Bu genel başkanlar koltuklarında kalır mı? Siz 14 Mayıs'tan sonra eğer bu yapı başarılı olamazsa Temel Bey'i bir olağanüstü kongrede görevi bırakmaya davet eder misiniz? Şimdi eğer Saadet Partisi Millet İttifakı'yla seçime girerse kazansın ve kazanmasın bizim için aynı şeydir. Görünüyor abi. Yani Saadet Partisi'nde suların durulmayacağı anlaşılıyor. Belli. Hasan Bey. Kazan kaynıyor. Evet, Hasan Bey reklamlara gideceğiz. Son bir dakikamız var. Peki. Yorumunuz var mı? Reklamlar hemen. Ha, hemen. Yani şurası önemli.
Biz biraz önce yarıda kaldı. Saadet Partisi 40 tane ili değiştirmek istediğinde İstanbul'da genel merkez değiştiremedi. En sonunda Oğuzhan Bey'den yardım istendi ve Oğuzhan Bey gidip İstanbul'a müdahale etti ve değiştirdi. Yine aynı şekilde Zonguldak'ta böyle bir değişim oldu. Oğuzhan Bey Zonguldak'taki arkadaşlara adayınızı çıkartın dedi. En sonunda yine böyle bir sıkıntı olduğu için tam geri çekilin dedi ve geri çekildi. Bak en önemli bir şey, başka bir şey söylüyorum. Biz Saadet Partisi Milli Görüş Hareketi olarak dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara karşı ve İslam'a karşı bir hareket varsa hemen Çağlayan Meydanı'nda biz mitingler yapan bir partiydik. Bugün Avrupa'da her gün Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Saadet Partisi bugün sadece tweet'e atıyor. Bir şey en daha soracağım. En son lafı orada dedi, reklamlara gidiyoruz. Peki son bir şeyi merak ediyorum. Yine Saadet Partisi'nin, Refah Partisi'nin geleneğiydi. Her cuma İsrail bayrağı yakılırdı. Evet. 20 yıldır hiç yok. 22 evet. Yıldır. Değerli izleyiciler, Haymana Mutabakatı'nın Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar Bey'i konuk ettik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Reklamlardan sonra Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker'le beklediğiniz bir anı, Türkiye'nin görünmeyen yüzünü, onun çok önemli Macaristan, İsveç, NATO izlenimlerini alacağız. Çok önemli fotoğraflarla ekranlarınızda olacağız. Reklamlardan sonra...